Türkiye'de kuraklık aslında sadece bu sene değil, 3-4 yıllık bir meseledir. Bu sene biz artık nihai sonucu gördük. Ülkenin tamamına yakın bölgelerinin tamamında zeytincilikte ciddi bir ürün kaybı ve kalite kaybını gözlemlemekteyiz. Geçtiğimiz hafta bazı fabrikalar çalışmaya başladı. Randımanlar çok düşük çıkmaya başladı. Bu bizim açımızdan kayıptır. Çünkü yağı üretim zamanında, zeytinin tam yağ üretim zamanında biz Eylül yağışları bekliyorduk. Ancak ülkemizde Eylül yağışları zeytinlik alanlarında istenilen seviyelerde olmadı. Normalde Kıyı Ege'de ve Akdeniz'de Ağustos'un ikinci yarısından itibaren çiğ yağış olurdu geceleri. Bu çiğ yağışında da ciddi azalmalar söz konusu. Hem yağış rejiminin değişmesi hem yağışın azalması aynı zamanda sıcaklıkların da yüksek seyretmesi nedeniyle zeytinliklerde ciddi bir ürün kaybı yaşandı. Bu sadece bizim sektörümüzde değil, diğer tarım alanlarının içerisinde de aynı şekilde kuraklıktan etkilenen tarım ürünleri, tarım grupları söz konusu. Nasıl çözülecek bu konu, nasıl çözeceğiz? Özellikle zeytincilikte toprak işleme tekniklerinin değişmesi lazım. Artık sıfır sürümle arazilere organik madde miktarını arttırıcı önlemler almalıyız. Örneğin organik maddeyi bir puan yukarıya çıkardığımızda toprakta su tutma kabiliyetini dekarda 20-25 ton civarında arttırdığımızı gözlemlemekteyiz. Özellikle yaz aylarında yüksek sıcaklıkların etkilerinden korumak için ağaçlara kaolin kili atmalıyız. Kaolin kili attıktan sonra da yine mümkün olan bölgelerde sulama yapabiliyorsak sulama yapmamız lazım.